Çevremde gördüm. Galaxy Tab S10 Ultra'yı gerçekten çok beğendim. Biraz böyle Android ve iOS tabletler, yani oyun gibi, böyle hafif programlar gibi şeyler için kullanılıyor genellikle. Hafifliği ve uzun pil süresi avantajları. Şimdi ben de yıllar sonra bakalım bir Android tablet deneyimi yaşayacağım. Kutu açılışımızı yapalım. Yani artık kutuda neredeyse sadece cihaz geliyor. Altında kalem için, en azından kalemi hala Samsung koyuyor. Kalem içinden çıkıyor. Apple bunu da tabii ki ayrı satmaya çalışıyor. Tamamen para odaklı bir şirket. Yani tabletin tasarımına gerçekten bayıldım. Ben büyük ekranları zaten çok seviyorum. İki hoparlör bu tarafta var. İki hoparlör de bu tarafta var. Type-C var. Tabii ki burada görüntü aktarmada inşallah vardır. İki tane mikrofon var. Ses açma kapama, cihaz açma kapama, micro SD kart yuvası. Alt tarafta da işte bağlantı noktaları var. Klavye vesaire gibi. Yani klavyeli kılıf alayım mı almayayım mı? Orada kararsızım. Ya ben klavye taşımak istemiyorum. Tablet gibi kullanmak istiyorum. Klavyeli kılıfı taktığında 700 gramdan çıkıyor 1,3 kiloya. Laptop gibi oluyor. Yani o zaman ben niye tablet alıyorum? Surface Pro'larda gibi isterdim ki kendi içinde şöyle bir arkadan destek ayağı olsun. Maalesef yok. Kalem şöyle şuraya yapışıyor. Oldukça da sağlam yapışıyor. Kalem şöyle üst tarafa da yapışıyor. Şuraya da daha sağlam yapışıyor. Buradan şarj olduğunu biliyorum da şu üst taraftan şarj oluyor mu onu bilmiyorum. Güzel bir şey. Hiçbir şey yapmadım. Sadece benim kullanmış olduğum telefonla eşleştirerek kabloyla bağlayarak yarım saat gibi bir sürede bütün ayarlarımı, şifrelerimi, Wi-Fi şifrelerimi, Google hesabımı, Microsoft hesabımı zannediyorum hepsini buraya geçirdi. Tüm ayarlarım da şu an kullanıma hazır. Bu mouse'lu kılıf, yani istersek şöyle klavyeyi çıkarabiliyoruz. Bakın klavyeyi çıkarabiliyoruz. Aynı Surface tablet gibi oluyor. Arka tarafta destek ayağı var. Onun açısını istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Surface gibi kullanıyoruz. Ya ben şu desteği mutlaka kullanmak zorundayım. Tablette bu destek olmazsa ben tablete o eğimi nasıl vereceğim? Şimdi ben bununla ders anlatmaya başlayacağım. Sağa sola götüreceğim, not alacağım. Çok hafif bir tablet, çok büyük bir tablet. Hop, kayda düştü. Ne yapacağım? Dolayısıyla artık kaliteli bir kılıf da bulamayınca mecbur. Bu kılıfı almış oldum. Bu arada kılıf çok şık. Şurada da mıknatıslı yapışması var. Kalem koruma kapağı var. Kalemi buraya takıyorsunuz. Kalem sadece burada şarj oluyor. Yani kılıf gerçekten çok başarılı. Biraz pahalı. Ama Türkiye'deki fiyatı ile yurt dışındaki fiyatı aynı yani. Type-C'den Type-C'ye bir tane kabloyu Samsung bize acımış koymuş. Çıkarmadan da kullanılabiliyormuş. Şöyle ben bunu katladığımda şu an klavye aktif değil. Yani klavyenin mousepad'ine bastığımda veya tuşlarına bastığımda yani parasını hak ediyor. Katlama özelliğini ışıkları kapatarak yapmak lazım. Gerçekten çok keyifli bir cihaz. Yanınızda taşıyabileceğiniz böyle tablet tarzı ürünler için en iyi seçimlerden biri. Belki de en iyi seçimi. Bu ekranın büyüklüğü gerçekten harika. Not alırken ekranı ikiye bölüp işte bir kaynaktan benim soru inceliyorsanız ve öğrenciyseniz ders çalışıyorsanız bir tarafta not defteri bir tarafta kitap. Ekran çok geniş olduğu için hem rahat rahat kitabı görüyorsunuz hem rahat rahat notları alıyorsunuz. Ben okulda akıllı tahtaya bağlayarak 6 ders anlattım en fazla. 6 ders anlattığımda geride %65 şarj kaldı. Ki tahtaya bağladığımda görüntü yansıttığı için tablet ekstra bir enerji harcıyor. Gücü adaptör tabletten alıyor. Buna rağmen 6 saat ders anlatıp 6 ders saati %65 şarj kalması gerçekten bence çok iyi bir değer. Aynı şeyi Surface Pro ile yaptığımda %30-35 şarj kalıyordu. Buna göre kıyaslayabilirsiniz. Ekrana bağlamadan normal kullanımda ise mesela öğrencisiniz, işte üniversiteye gidiyorsunuz. Bu şekilde okula tablet götürürseniz bence 2 günü rahatlıkla tek bir şarjla götürecektir. Kalem kullanımıyla ilgili de test yapacağım ama kalem kullanımı gerçekten Samsung'larda eskiden beri söylüyorum videolarımda çok çok iyi.